Tüylü mikrofondan herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü sorumuz mülteci meselesi. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Bugüne kadar 110 bin Suriyeli'ye Türk vatandaşlığı verdik dedi. Önümüzdeki süreçte bu konuda biraz ilerleyeceğiz, gelişeceğiz. Daha çok Suriyeli'ye vatandaşlık verebiliriz dedi. Ve bunun hemen sonrasında da Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazanırsa işte Suriyelileri gönderecekmiş. Kazanacağı yok da dedi. Bizim böyle bir niyetimiz yok. Suriyelileri göndermeyeceğiz dedi. Açık açık söyledi. Bunun hemen yanında bir meselemiz daha var arkadaşlar. Afganistan meselesi. Afganistan meselesini buradan bu kayıtlar tarihe geçsin. Ortadan anlatalım, herkes anlasın. Şimdi arkadaşlar Afganistan'da Taliban denilen bir örgüt var biliyorsunuz. Bu örgütün mecliste de ayağı var. Yani bu insanlar sadece silahla çatışan insanlar değil, mecliste de güçleri var. Ve yakında Afganistan hükümetini ya seçimle ya da başka yolla ele geçireceği söyleniyor. Çünkü artık çok güçlendi. Taliban'ın kontrolünde olan çok bölge var. O bölgeler bazılarından hapishanedekileri serbest bıraktıkları ya da o bölgedeki insanların buraya göç ettiğini görüyoruz. Neden? Taliban'ın çünkü şeriat kuralları uygulama gibi bir düşüncesi var. Uygulamada da yapmışlardır. Videolarda, internette bulabilirsiniz. İşte bu yönetim altında yaşamak istemeyen Afganistanlılar da yurt dışına kaçacaklar arkadaşlar. Ve bu yaklaşık 10 milyon kişi. Şimdi bizim Türkiye sınırlarına bakın, İran'dan giriyorlar. İran'ın Van'ından giriyorlar. Bakarsanız haritaya göreceksiniz. İran'ın İzmir'inde, yani Van'ından giriyorlar, bir başından İzmir'ine getiriyorlar İranlılar otobüslerle mültecileri, bırakıyorlar Türkiye sınırına. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü İran'da hali hazırda zaten Afgan mülteci problemi var. Tıpkı buradaki Suriyelilerin olduğu gibi. Onlar da artık istemiyor, sistemi kurmuşlar. Yaklaşık 1,5-2-3 milyon kişi sene sonuna kadar sınır kapılarına dayanacak. Şimdi bunları içeri almayalım diyoruz, değil mi? Ama 500 bin kişi, 1 milyon kişi, 2 milyon kişi kapına dayandığı zaman, orada kaldığı zaman, orada hastalıktan ölenler, çocuklar, kadınlar, açlık vesaire olduğu zaman senin almama gibi bir lüksün kalmıyor. Böyle pozisyonlarda kalacağız. Haberiniz olsun şimdiden. İşte bu konuda hükümetin şu anda görmemezlikten gelmeyip ne yapacağıyla alakalı bir açıklama yapması gerekiyor halka. Çünkü bunları biz de İran gibi alıp götürelim Edirne sınır kapısının oraya, orada güzel bir kamp yapalım. Yemeleri, içmeleri, tuvaletleri olsun. Yunanistan ve Avrupa düşünsün Afganistan'daki problemi. Bizim isteğimiz bu. Bu konu hakkındaki ve Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusu hakkındaki görüşlerini vatandaşlarımıza soracağız. Her fikri de yayınlıyoruz. Lütfen bizleri destekleyip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Çünkü sizlerden başka destekçimiz yok arkadaşlar. Buyurun izleyelim. Suriyeliler hali hazırda burada. Bir de Afganistanlılar gelmeye başladı. Evet. Muhalif partiler diyor ki biz kazanırsak herkesi göndereceğiz. Evet. O da tabii zor bir şey. Siz evet. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi dostum ülke zaten ülkemizde yeterince işsizliğin olduğunu, gençsizliğin yeterince olduğunu, üretimin az olduğunu düşünüyorum. Bir şekilde zaten üretimi devam ettirmek istiyorsak, tekrardan bu ülkeyi ayağa kaldırmak istiyorsak üretim yapmak zorundayız. Üretimi de kendi kendimize yapabileceğimizi düşünüyorum. Bizim gençlerimiz bu kadar işsizken, bizim gençlerimiz bu kadar boştayken onların gelip buralarda yan gelip yatmaları bizim zorumuza gidiyor. Ağrımıza gidiyor genç olarak. Evet. Neden? Çünkü ben üniversite okumak için ailem her şeyden fedakarlık yapıyor. Beni üniversiteye gönderiyor. Üniversiteden çıktığım zaman ben işsiz kalıyorum. Onlar buraya daha düşük bir iş gücüyle gelip tekrardan bizim ekmeğimize konuyorlar. Hani bu normal bir şey değil zaten. Şöyle söyleyeceğim dostum. Hı-hı. Afganistan'daki iç karışıklıkta alakalı bir şey biliyor musun bilmiyorum ama evet, oradan 5 milyonla 10 milyon insan evet. Çıkacak. Taliban'dan kaçıyor insanlar. Kaçıyor. İnsanlar savaştan kaçıyor. Ve bunlar buraya gelecekler doğru. Kardeşim. Doğru. 1 milyon, 2 milyon en az kapıya dayanacak. Evet, doğru. Şimdi biz ne yapacağız? Kardeşim bunlar kapıya dayandığı zaman buradaki Suriyeliler yaptığı gibi iş gücünü yapacaksın. Almanya'nın yaptığını yapacaksın. Türkiye'lileri neden vatandaş olarak aldı? Kamp kuracaksın diyorsun. Alacak fabrikalara işçi olarak düşük işçi maliyetinde üretim olarak kullanacak. Fabrikaya koyacak. Almanya Türkleri mülteci olarak bu şekilde kullandı. Koydu fabrikalarına çatır çatır üretti. Şimdi onlara dedi ki alın dedi size vatandaşlık. Çünkü neden? Adamlar artık üretim yapmaya başladı. Ama bu gelenler asalak. Burada gelecek, yan gelip yatacak. O zaman bir süre sonra ister istemez iç savaşa doğru sürüklenme olacak. Ne olacak? Çünkü görüyor insanlar kendi emeğinin karşılığını alamıyor ama onlar çok rahat bir şekilde burada geliyor, işini buluyor, yiyor, içiyor, geziyor. Her türlü devletten yardımını alıyor. Bizim gençlerimize bak garipler sürünüyor. Ne olacak? Bir süre sonra bu adamlara biz kin ve nefret duymak zorunda başlayacağız. Ben de diyorum ki alalım abi, Edirne kapısı var ya yukarıda. Oraya bir kamp yapalım, Yunanistan düşünsün. Biz ya, de Yunanistan'a gönderelim. Yunanistan'a göndersene de işemmiş olmuyor. Adam oradan alıyor ki bir tane isimsiz şey adasına, Türkiye adasına atıyor, değişemiş olmuyor ki. Orada da aynı şekilde üremeye devam ediyorlar. Değişen hiçbir şey değil ki.
Sen burada kapıları açsan ne yap? Kapıları açacaksın. Adam bir taraftan girecek, öbür taraftan şakası çıkacak. Yok. 1,5, 2 milyon, 3 milyon Afgan bu ülkeye girip yaşamak istiyor. Şimdi şakası yok bunun. Düşünsene 3 milyon Afgan. Yaşamak istiyor. Onun da en büyük anayasa, hani ana doğum hakkı yaşam hakkı. O da yaşamak istiyor. Çünkü oradaki böyle bir şey görmemiş. Adam hayatı boyunca deniz görmemiş. Adam hayatı boyunca İzmir gibi bir yere gelmemiş. Görmemiş. Adam buraya geliyor ki diyor ki kardeşim hayat burada, yaşam burada. Adam burayı Avrupa zannediyor. Evet. Avrupa gibi görüyor. Ama gittiği zaman, öbür taraflara gittiği zaman Avrupa ülkeleri ne diyor? Kardeşim sen eğer bana mültecisen gel ama ülkene geri dönebiliyorsan diyor ki, ülkesine geri dönen bir insan mülteci olamaz diyor. Haklı. Bu mülteci meselesi AK Parti'ye çok oy kaybettirdi mi sence? Çok. Bu mülteci olayı, çünkü hiç kimse istemiyor. AK hiç Partiler kimse, de mi istemiyor? Hiç kimse istemiyor. Neden istesin ki? Neden istesin? Şimdi Kayseri'de bir tane ablamız diyor ki ben diyor alyansımı satıp faturamı ödüyorsam o da geçip burada benim karşımda oturup çekirdek çitleyemez, nargile içemez diyor. Haklı. Haklı. Bir de beni kesiyor diyor. Bir de beni kesiyor diyor. Yani olmaz, benim dediğim var mıydı? Bu hoş bir şey değil. Örfümüz, adetimiz, hiçbir şeyimiz uymuyor. Hiçbir şey uymuyor kardeşim, bak şimdi. Koskoca Trablusgarp'ı sen bir tane kurşun atmadan verdin bu Arapların yüzünden. Bir tane kurşun atmadık biz orada. Bir tane kurşun atmadık. Güneydoğu tarafında bir tane kurşun atmadan teslim edildi. Neden? Bu Arapların yüzünden. İran tarafı falan komple, Suriye falan bizimdi. Hep bize ihanet eden, hep bize hainlik eden her zaman Araplardı kardeşim. Biz oraları, o gördüğün güzelim yerleri bir tane kurşun sıkmadan verdik sırf bunların yüzünden. Bu Suriyeliler sence gidecek mi, kalacak mı? 5 yıl sonraya baktığında muhalefet seçilebilir biliyorsun, iktidar tekrar seçilebilir, aha, vesaire, ama bu Suriyeli meselesi. Dostum artık ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buradakilerin, yani adamlar artık o kadar alıştı ki kendi kimliklerini sorduğun zaman ülkenden bir il söyleyebiliyor. Ama ben Suriyeliyim demiyor. Çünkü biliyor, Suriyeliyim dese yanlış gözle bakılacak. Adama sen vatandaşlığına kadar zaten vermişsin. Bu AK Parti'nin hediyesi uzun bir süre kalacak diyorsun. Daha devam. Daha devam. Daha bunların birinci soyu bitti. İkinci soyu, üçüncü soyu gelecek daha. Sen burada iki tane çocuğa bakamıyorsun. Adam orada 20 tane çocuğa bakıyor. Vallahi ben doğuluyum. Ağrı asıllıyım ama buralıyım. Gönül rahatlığı söylerim. AK Partiliyim, Tayyipçiyim. Yabancıları istemiyoruz gerçi ama onlara da gidecek bir yerleri yok. Şimdi Afganistan'da bir iç karışıklık var ve bu insanlar çıkacaklar abi. İstesek de istemesek de çıkacaklar. 5 milyon küsur kişi Amerika'nın çıkacak. Bok yemesi, evet. Türkçesi şimdi, yani kusura bakmayın. 1 milyon, 2 milyona bizim sınırlar dayandığında, çoluk çocuk kadın ölmeye başladığı zaman, biz içeriye almadığımız zaman, inanın muhalifler bile diyecek ki alın, doğru mu? Doğru. Ama bundan sonraki süreçte hükümetten beklentimiz şu efendim, şöyle şöyle çözeceğim desinler. Var mı bir çözümleri? Şimdi bu... Bu da Suriyeli gibi bırakılacak mı yani ortaya? Bence bırakılmayacak. Suriyelilerinki farklıydı, bunlarınki farklı. Şimdi bunlar Afganistanlılar geldiği zaman, bunlar bu Amerikan projesi. Herhalde bu devletin de bir bildiği vardır yani. Yoksa tamam şimdiye kadar neyi sesini çıkarmasın ki? Yani öyle değil mi? İşte şimdi şey çok bir şey ak olduğu zaman bir taraf kara diyor, bir taraf kara dediği zaman bir taraf ak diyor. Yani bizim bir gidişatımız yok. Yani haberlerden duyuyor şu sosyal medyadan. Neredeyse ormanları Tayyip yattı diyecekler ya. Bu dereceye vardı yani. Hani doğru değil mi? Tabii çok her iki tarafta da sert dil var. Ama sert dil yumuşaması lazım. Şunu ben merak ediyorum abi. Bugün var yarın yok AK Parti, ben, öyle değil mi? Herkes gelip geçici. Abi gelip geçici kalabilir kalmayabilir. Benim için tamamı AK Parti olayı değil. Evet. Benim için tamamı sinsen önemli. Ben ülkücü şeyden gelen bir kişiyim. Evet. Bugün de tamamı Tayyip diyorum, başka bir şey demiyorum. Şunu merak ediyorum. Mülteci problemini mesela yarısını göndersek deseler, sizin gibi düşünen insanlar destekler mi yoksa destekler gelsinler abi, mi? Destekler. Destekler değil mi? Destekler. Anladım. Destekler. Hiç kimse yani. tamamı vatanına başkasını istemez. Ama Türk Devleti kurulduğundan beri, Türk Devleti kurulduğundan beri her zaman mazlumların yanındadır. Abi ne diyorsun bu Afganistanlılar, Suriyeliler? Abi hayır anlamadın ya. Biz Suriyeli hallettik, bir de Afgan çıktı karşımıza. Abi bak bir de şöyle bir durum var. Bu adamlar gelecek şakası yok çünkü ülkeyi terk ediyorlar. Ya ülkeyi terk ediyorlar. Akın akın geliyorlar. Hem de adamın ekinini çinliye giriyorlar. Adamın bütün hasadını çinliye giriyorlar içeriye, hem de memlekete. Değil mi? Ona dinlemiyor. Yoldan da geçmiyor. Nasıl çözeceğiz bu işi abi? Bu iş çözülmez kardeşim. Ben diyorum ki alalım Edirne sınır kapısında bir tane kamp yapalım. Yunanistan düşünsün diyorum. Adamları da sınırda bekletecek halimiz yok. Ölecek kalacaklar. Yunanistan'dan beklesin düşünsün de bunda Yunanistan bunu yapar mı? Almaz ki adam. Adam niye alsın memleketini bozsun kardeşim? 500 kişiyi koydun mu oraya? Alıyor mu almıyor mu görürsün? Ya yok abi almaz. Yürümeleri yeter. Almaz abi. Türkiye varken almaz. Çünkü keriz var. Abi ne oldu kardeşim ya? Biz almayalım ya. Hayır abi biz almayalım ama adam keriz var abi. Kim alacak bunları? Niye gerildin abi sen? Abi gerildim tabii şimdi. Afganistanlılar geliyor ya. Suriyeli yetmedi, bir de Afgan çıktı karşıma. Abi bence çok gerilmeye gerek yok. Bunlar artık alışık olmamız lazım. Sonuçta Türkiye tüm dünyanın jeolojik olarak tam ortasına bulunan bir bölge. Bence Belçikalılar, Hollandalılar ve Ukraynalı arkadaşlarımızı da bekliyorum. Yani daha güzel enerji dolu bir hayat bizi bekliyor. Gelecek onlar buraya. Bekliyorum, gerçekten bekliyorum. Buyursunlar gelsinler. Çarşının efsanesisiniz. Eyvallah, sağ olsun. Suriye meselesinde biliyorsunuz Almanya hibe desteği verdi. O yüzden zaten tutuluyor ülkemizde. Afganistan meselesi de aynı şekilde olacak. Oradan gelen mülteciler Türkiye'de barınıp ve dışarıdaki ülkelerden destek vermesi için biz bunları burada besleyeceğiz yani, öyle söyleyeyim. Yani bunun başka girecek mi? Herkes alınıp
burada yerleşke mi olacak yine Afganlar? Ya zaten gördüğünüz gibi geçenlerin hepsi genç, eli silah tutacak yaşlı olan bütün genç kesim geçiyor. Yani onun önüne geçemeyeceksiniz. Yani kimse geçemeyecek. Yani sınırdaki kim olursa olsun hepsini ayırt etmek için içeri alacaklar. Sonrasında Çekiniyor musunuz bu ülkenin bir vatandaşı olarak geleceğinize baktığınızda, yani bunlara baktığınızda? Beyin göçü, çocuğunuz falan filan sokaklarda. Beyin göçü çoktan başladı. Yani sadece biz değil. Bütün 40'lı yaşlara kadar gelen herkes dışarı çıkma hevesiyle yanıp tutuşuyor. Türkiye vatandaşı olarak. Yani böyle bir ülkede yaşıyoruz. Sadece bunu söyleyebilirim. Şimdi çok doğru, insandır girsin ama Türkiye'nin çekebileceği bir yük var. Bir yükün üstüne çıktığı zaman ne olacak? Ki ne çıkılmış zaten. Yeteri kadar zaten sürgeli çıkmış bu yükün üstüne. Bir de Afganistan buna eklenirse Türkiye'nin ekonomisi zaten çöküyor. Ne olacak bunun sonu? Kim kaldıracak bu yükü? Bence normal değil yani. Afganistan'ı bir defa kabul etmeleri normal değil bence. Bu benim şahsi fikrim. Şimdi bu Afganlar oradan buraya cezaevinden kaçıp geliyorlar. Salıyorlar onlara ülkemize. Amerika anlaşma yapmış. Demiş ki siz bizden işte Afganları alın. Biz size şu kadar para vereceğiz. Doğru mu? Yani sizin bu anlattıklarınızın Amerika ile alakalı. Amerika teori, evet. Evet. Amerika şu an onları gönderdi. Bir ücret karşılığında biz onları ülkemize alıyoruz. Allah Erdoğan'ın inşallah bildiği gibi yapsın. Şimdi bela okurum, cezaevine girerim. Yok. Şöyle söyleyeceğim. Muhalefet kazanırsam göndereceğim diyor. Başarabilir mi muhalefet bunu? Gönderebilir mi Suriyeliler? Muhalefet neydi? Herhangi bir muhalefet. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Kazanırsam dedi. Kazanmaz. Kemal Kılıçdaroğlu kazanmaz. Abi o çıksın gitsin, başkası gelsin kazanır. Mansur Yavaş kazanır mı? Mansur Yavaş %60. Ekrem İmamoğlu? %80. Kazanır. Evet. Yani muhalif isimler böyle. Evet. Herkes iddialı. Evet. Ama benim gördüğüm kardeşim Mansur Yavaş. Ama seninkine de saygı duyuyorum. Mansur Yavaş. Ben de saygı duyarım. Allah'a emanet olun. Saygılar.